İşte Amerikan sağlık sistemindeki çöküşün resmi. Uzun kuyruklar, güç bela alınan sağlık hizmeti, sigortasız hastaların çilesi. Amerika'da sağlık sistemi para üzerine kurulu. Bu nedenle ülkenin en tartışmalı konularından biri. Aileler her yıl sağlık sigortası poliçelerine binlerce dolar ödüyor. Parası olmayanların durumunu en iyi özetleyen cümle ise şu: altta kalanın canı çıksın. ABD'de sağlık sigortası olmayan en az 28 milyon kişi var. Eski Başkan Obama'nın reformu yeni Başkan Trump tarafından iptal edildi. Bu da sigortasızlar ordusuna 20 milyon kişinin daha katılacağı anlamına geliyor. Sigortasızlar için muayene ve tedavi tam bir çile. Belli kentlerde afet bölgeleri için hazırlanan mobil klinikler kuruluyor. Tıpkı Virginia eyaletindeki bu klinik gibi. Buralarda sadece hafta sonlarında sağlık hizmeti alabiliyorlar. Tabii uzun kuyruklara, saatlerce beklemeye dayanabilirlerse. Dünyanın en iyi sağlık teknolojisine sahibiz ama maalesef paramız olmadığı için bundan faydalanamıyoruz. Sigortasız hastalar en çok göz ve diş rahatsızlıklarından şikayetçi. Bir an önce daha adil bir sağlık sisteminin kurulmasını istiyorlar. Paraları olmadığı için ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyorlar. ABD, gelişmiş 11 ülke arasında sağlık sistemi en kötü olanı. Dünya genelinde ise 31. sırada. Umman, Malta, Costa Rica ve Andorra gibi ülkeler bile ABD'nin üzerinde.